Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, döviz piyasasını, faizi ve çalıştığımız reel piyasaları gerçekten yakından etkileyecek sıkıntılı bir gelişme var. Onunla ilgili bilgiler vereceğim size. Adeta burnumuzdan fitil fitil getirecekler arkadaşlar. Bakın nedir bu dediğimizde özellikle döviz piyasalarıyla yola çıkmak istiyorum ki dolar TL'de biliyorsunuz tekrar bir 7.60-7.50'ye doğru bir düşüş var ve bu düşüşü de bir kesim bir zafer olarak görüyor ama aslında bu bir zafer değil. Çok büyük bir başarısızlığın, çok büyük bir hezimetin arkadaşlar üstünde duran geçici bir tabelayla ne yazık ki karşı karşıyayız. Neden böyle söylüyorum? İki tane dünyaca ünlü kurumun raporu var arkadaşlar. Bakın onlara bakalım yavaş yavaş ve konuya girelim. Goldman Sachs değerli arkadaşlarım dolar TL ile ilgili tahminlerini düşürdü. Şimdi tahmini düşürmesi ilk bakışta olumlu geliyor ama bu tahmin neden düşürülüyor? İşte o gerekçede büyük sıkıntılar var. İlk önce şu rapora bakayım arkadaşlar. Diyor ki Goldman Sachs dolar TL'de 3, 6 ve 12 aylık tahminlerimizi aşağıya doğru revize ettik ve Türk lirasında güçlenme bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri güçlendirme planlarını ise değer kazancını dengeleyecek bir unsur olarak görüyorlar. Hiç uzatmayayım. Ne tahmin ediyorlar Goldman Sachs kanadında? Onu paylaşayım sizle. Banka 3 aylık kur tahminini 7.75'ten 7.50'ye, 6 aylık tahminini 8'den 7.75'e, 12 aylık tahminini 9'dan 8'e çekti ve Türk lirası Kasım ayından beri dolar karşısında dünyanın en iyi performans gösteren para birimleri arasındadır diyor ve Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki toplantısında işte arkadaşlar bedel bu 200 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor arkadaşlar. Ve Goldman analistleri devam ediyor diyor ki Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme hedeflerine vurgu yapması ve rezervleri artırma taahhüdüne karşı yüksek enflasyon siyasi riskler de göz önüne alındığında kurun çok da fazla düşmeyeceğini yani istikrarlı seyredeceğini öngördüler. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada bir bedel var, o bedelde faiz ve sıkıntılı nokta şu arkadaşlar bakın. Bütün uluslararası raporları okuyorum. Baktığımda hep Merkez Bankası'nın ya da yeni Ekonomi Maliye Bakanı'nın işte Merkez Bankası Başkanı'nın olumlu açıklamalarına bir prim veriliyor. Ama bu olumlu açıklamalar fiiliyata dönecek mi dönmeyecek mi? Şimdi Merkez Bankası döndürüyor bunu bir şekilde faiz artırarak. Onu ayrı tartışacağız. O faiz artırımıyla kuru bir şekilde dengelemek bir başarı değil arkadaşlar. Detaylı anlatacağım. Ama burada esas sıkıntı şu. Hani dedim ya diğer kurumlar sürekli bir prim veriyor. Sürekli Türkiye'ye baktıklarında an itibariyle bardağın dolu tarafını görüyorlar. İşte o yapısal reformlardan hala tık yok. Arkadaşlar 7.50'ye 7.60'a sevinen arkadaşlar bu kur 7.50'yi önce de gördü. Eğer o reformlardan gerçekten ses çıkmazsa en küçük dış şokta geçmiş rekorların çok 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 üstüne çıkabiliriz. Durumumuz çok hassas. O yüzden bunu bir zafer olarak görmeyin diyorum. Ve geçelim ikinci raporumuza arkadaşlar. Deutsche Bank'tan bir rapor geldi ve diyor ki Deutsche Bank araştırma raporu yayınladı. Bu notunda para politikası kurulu toplantısından çok daha fazla bir sıkılaşma bekliyorlar. Nedir bu sıkılaşma? Yani faiz artırımı arkadaşlar. Ve diyorlar ki bu beklentimizi yükselen enflasyona, nakit ve altın olarak döviz rezervindeki artışa ve Başkan Naci Ağbal'ın sözlerine dayandırıyoruz diyor. Ve 250 bas puanlık bir faiz artışının gerekli olduğunu söylüyor. Bakın arkadaşlar 1-200 diyor. 1-250 diyor. Ve tabelada şu an 7.50'yi gördüğünüz ya da 7.60'ı gördüğünüz zaman aman da ne güzel bak işler yolunda gidiyor diyemezsiniz. Çünkü burada birazdan açacağım ama çok ağır bir bedel ödeniyor. 250 bas puanlık artırımın faiz oranlarını %17,5 seviyesine getireceğini belirten Deutsche Bank, reel faiz getirilerinin de işte 2-2,5 civarı arasında olduğunu söyledi. Ve değerli arkadaşlarım önümüzdeki aylarda kurunda büyük ihtimalle
7.50 civarında kalacağını belirtmişler. Bu rakamın kendilerinin Türk lirası için oluşturduğu 7.80'lik adil değer seviyesinin altında olduğuna değinmişler. Yani Deutsche Bank için denge kuru Türk lirası için 7.80 olarak karşımızda duruyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, gelelim bu işin acısı nasıl çıkacak? Bu iş neden zafer değil? Neden erken öten horozun ibiğini keserler derler? Bakın şundan dolayı açıklayayım size. Şimdi 6.80'de kuru tutmak için arkadaşlar ne yaptık? 6.80 müdafaası için rezervlerimizi bitirdik. Şimdi kurun 8'i geçmemesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Olayın özü şu. Keşke ihracatı patlatsaydık, keşke reformlar yapsaydık, keşke dünyadan 2002-2010 arasındaki gibi deli gibi para gelseydi Türkiye'ye, ama bunların hiçbiri yok. Ne yapılıyor arkadaşlar? Son derece kolay, basit ama geleceğimizi ipotek altına alan faizler artırılıyor arkadaşlar. Çok büyük bir bedel ödeniyor böylece. Şimdi bugünkü bedel faiz artışı diyoruz. Bırakın bu faiz artışıyla hani yeni yatırımlar yapmayı, yeni iş yerleri açmayı arkadaşlar. Ödenmeyen borçların da bir şekilde önümüzdeki dönemde büyük bir kriz olarak karşımıza çıkmasını garantiliyoruz. Önceki videolarımda dedim arkadaşlar, yani 13 ile 11 ile ödenmeyen borçlar var ve şimdi bunu siz 19'dan 20'den yapılandırmaya başladığınız zaman Allah aşkına Türk sanayisi bunu nasıl ödeyecek? Ve geçtim bunu arkadaşlar. Birazcık daha açayım konuyu. Bakın birazcık daha açık konuşmakta fayda var. Bu işin iki tane etkisi olacak. Yani faizle tabelayı orada sabit tutmak bir başarı değil diyorum. Bunun iki tane etkisi olacak. Bunu birazcık daha açmak istiyorum. O da şu. Dedik yatırımlar düşecek. Yatırımlar düştüğü zaman bizi izleyenlere bu nasıl vuracak arkadaşlar? 10 milyondan fazla işsizimiz olduğunu biliyoruz değil mi? Artık bunu küçük çocuk bile biliyor. Ve dolayısıyla bu 10 milyon kişinin işsizliği, ailelerinin fakirliği sürecek. Ve gelirler düşecek. Biz önümüzdeki dönemde hane halkının gelirinin artmasını bekliyoruz ama böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Ve böyle bir şey olmadığı zaman, gelirler artmadığı zaman da İşte o ekonomide hepimizin oluşturduğu o toplam talep tekrar düşecek. Ve bu talep düştüğünde, ekonomi canlı olmadığı zaman ne olacak arkadaşlar? Durgunluk tekrardan karşımıza çıkacak. Yani bir sarmala kaptırmış durumdayız kendimizi Türkiye olarak. Buradan çıkamıyoruz. Yani bu geçici çözümlerle işte rezervle sat, 6.80'de doları tut, 8'i geçmesin diye bol bol babanın kesesinden faiz artır. Ne oluyor? Bu dönüyor, vatandaşı vuruyor arkadaşlar. Ve ikinci nokta, bunu da açalım. Dedik ki birikmiş borçlar var. Bu birikmiş borçların yeniden yapılandırılması vesaire. Bunları nasıl ödeyecek? Esnaf nasıl ödeyecek? Firmalar bunu nasıl ödeyecek? Ve eninde sonunda arkadaşlar bir borç krizi gelip bizi bulacak. Neden? Bunu ben hani bir öngörü olarak söylemiyorum. Mekanik bir durum var arkadaşlar. Diyoruz ki bakın, hane halkının geliri düşüyor. Hane halkının geliri yok değil mi? İşsizlik var çok büyük ölçüde. Peki geliri yoksa firmalar bu ürünlerini Allah aşkına kime satacaklar? Firma satış yapamayınca, bu durgunluk devam ettiği zaman firma borcunu nasıl ödeyecek? İşte bu bakımdan şu faiz artırımlarının önümüzdeki dönemde Türk firmaları açısından yaratacağı en büyük olaylardan birisi de büyük bir borç krizini tetikliyor olması. Bakın ne yaparsanız yapın, geçici çözümlerle bu işi tutturamazsanız aynen küçük bir yorganı geceleyin üstünüzü örtmek gibi. Sağ tarafınızı kapattığınızda sol taraf açılıyor. Solu kapattığınızda sağ taraf açılıyor. Faizi artırdığınız zaman yatırımı düşürüyorsunuz. Rezervi boşalttığınız zaman bu sefer dış saldırılara, tamamen kurun yukarı çıkmasına açık kalıyorsunuz. Ve ne oluyor sonunda? Kur yukarı çıktı mı yine sanayiniz batıyor. Bakın geçici çözümler, faiz, döviz satmak, bunlar maharet değil. Bununla 7.50'ye getirmişsin, 7.40'a getirmişsin, hiçbir önemi yok. Önemli olan işte yıllardır dediğimiz imalatı ve tarımı gerçekten düzeltmek. Bakın acısı bizden çıkacak bir konu daha var. Şu an asgari ücret konusu tartışılıyor arkadaşlar.
TÜİK diyor ki hafif iş kolu için 2339 lira olabilir diyor. Şimdi çalışanların %40'ı değerli arkadaşlarım asgari ücretle çalışıyor. Ve toplam talep işsizlik yüzünden durmuşsa diyoruz krizden çıkış için asgari ücretin en az 3000 lira olması gerekir arkadaşlar. 3000 lira yapılmazsa bizim toplam talebi canlandırmamız imkansız. Bakın diyorum ki çalışanların %40'ı asgari ücretli zaten. Ve diğer bir noktada şu arkadaşlar, Türkiye'de gelirin bir şekilde adil bir şekilde bölüşümü şart. Gelir adil bir şekilde bölüşülmüyor arkadaşlar ve Avrupa'da en düşük asgari ücret seviyesi bizim işçilerimizin. Bizim işçilerimiz bunu hak etmiyor arkadaşlar. Mutlak surette bu asgari ücretin yukarı çıkması lazım. Ve en önemli noktalardan birisi de şu. Hani burada bir popülizm yapmıyorum. İşte aman asgari ücret artsın. Bakın asgari ücretin, işte orta gelirin aslında Türkiye'nin gerçek koruyucusu, en sadık vatandaşları ve devletin temellerini oluşturduğunu görmemiz lazım. Neden? İstatistik ortada, diyoruz ki çalışanların %40'ı asgari ücretli. Orta gelir bir şekilde bu piyasayı döndürüyor. Orta gelir bir şekilde bu firmalara talep yaratıyor. Dolayısıyla biz burada devletin ve firmaların üstünde yükseldiği bu orta gelir, alt gelir gruplarını daha da ezersek, onları parasızlığa itersek arkadaşlar, bu işten hem devlet zararlı çıkar hem firmalar zararlı çıkar. Toplam talebi canlandıracak, ekonomiyi durgunluktan çıkartacak işler yapmamız lazım. Ve bakın asgari ücret çok önemli. Burada herkesin vicdanlı olması lazım. Neden vicdanlı olması lazım? 1 kilo dana kuşbaşı 77 lira olmuş. 1 kilo beyaz peynir orta bir marka 50 lira olmuş. 30'lu yumurta kartonu 40 lira olmuş. 5 litrelik teneke ayçiçek yağı, bakıyorum fiyata, 80 lira olmuş arkadaşlar. Ama ağır işte çalışan bir işçiye 2790 lira vereceksiniz. Yani Allah aşkına şu söylediğim rakamlarla ağır bir işçi ailesini nasıl geçindirecek? Çalışması için tüketmek zorunda olduğu besinleri sağlıklı bir şekilde nasıl alacak? Birazcık da insanda vicdanın olması lazım. Hani ben diyorum ya, orta gelir grubu, alt gelir grupları bir şekilde ekonomi için önemli. Hadi önemli, onu biliyoruz ama insan birazcık da vicdanlı olur. Bu gruplara geçinmeleri için, insanca yemek yemeleri için gerekli rakamı tahsis eder diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.